Evet, bugün kapıyı söküyoruz. Çarpma kapıya çevireceğiz. Kapıyı havadan kurtarıp normal açma kapıya çevireceğiz. Şimdi öne doğru açılmasını istemedik. Çünkü gördük birkaç tane örneğini. Bize pek hoş gelmedi. Kapı önden arkaya doğru açılacak. Arka kapının simetriği gibi olacak. Şimdi sökeceğim bunu. Bu kasada herhangi bir problem yoksa, camlarında ve kasasında bir problem yoksa bu kapıyı kullanmayı düşünüyorum. Eğer ki içinde bir problem görürsem kapıyı yeniden yapacağım. Yani bu camı ve bu camı çıkartıp yeni kasamıza, yani kasaya montajını yapacağım ama sanki sıkıntı olmayacakmış gibi geliyor. Bir içinin çürüklerine bakacağım. Önce kapıyı bir sökelim. Bugün hava güzel. Aa, bunu kaynatmışlar. Mecbur keserek sökeceğiz. Tadilat görmüş. Fakat sağlam. Şu bizim iptal, şu bizim iptal. Bu neredeydi? Bu kapının önü kullanılıyor mu? Şu an kullanılmayacak gibi. Şu parça kullanılmayacak. Şu parça kullanılmayacak. Şimdi şunu saç desteği olduğu için şunu kalkabilir, şu kalkabilir, şu kalkabilir, şu kalkabilir. Bunu buradan buraya bağlayabiliriz. Çünkü kilit burada olacak. Bunu da çıkartacağız. Şöyle buraya oturtmak için. 30'luk çünkü gayet güzel. Bunda sıkıntımız yok. Kilitten sonra şu kısma, hatta şuraya da istersek bir cam bile koyabiliriz bile. Şimdi önemli olan şu camı kırmadan şu fazlalıkları temizlemek. Peki şimdi bunun yenisini yapsak yine aynı profilleri kullanacağım. Yine aynı 30'luk profil kullanacağım. Bir tek kaplaması değişmiş olacak.
kompozit yapacağım. Yani o kompozitle şu sacın ağırlığı arasındaki fark, bu sacı değiştirmeye değer mi? Çok zannetmiyorum. Evet, devam. Sökerken şu hava konsolunu taşıyan civatalar arkadan iyice kaynamış durumda. Ön taraftan da sökülmüyor. Bir tanesi boşa dönüyor, diğer iki tanesi hiç oynamıyor. Şimdi şunları bir keseceğim. Hatta bu taşıyıcıyı da buradan alabilirsem alacağım. Çünkü benim için şu kısım daha sonra gerekli. Hazır buraya girmişken de onu yapayım. Şurada boşluk bir alan var. Şu kadar, yaklaşık bir 20 santim kadar. Bunun üzerini şöyle kapatıp şurayı olduğu gibi bir çekmece yapmayı planlıyorum. Şunun bağlandığı yerden çekebilecek. Yani çekince merdivenlere doğru gidecek olan bir çekmece. Ayakkabı koyabiliriz, ne bileyim, avadanlık takımı olabilir, bir takım şeyler konabilir. Şimdi şurayı bir keseyim.
Evet, dün kapımızı sökmüştük zaten. Bütün lastiklerini, desteklerini, her şeyini söktüm. Şimdi temizliğini yapacağım şu kenarların. Tam şu yukarıdan, şurası 90 santim civarında gelmişti. Şimdi bir tane profil kestim. Tam 2 metre boyunda. Bunu hem enlemesine hem de boylamasına buraya bir uydurmaya çalışacağım. Biraz kıvıracağım, biraz keseceğim. Çalışacağız bakalım. Pervazını şöyle yapıyoruz. Bir tane de bunu kapıya takacağız. Çerçevesine değil. Şöyle bir parça. Önce burayı alıştırıyorum. Kesikler attım. Şimdi burayı alıştırıyorum. Bu şekilde işkenceleyip kaynatacağım. Sonrasında bunu çıkartıp kapının üzerine kaynatacağım. Kapıyı bir yerine koyalım bakalım. Gayet olacak gibi ama en az bir santim daha kalkması gerekiyor. Onu da 40'lık profil koyarak belki halledebiliriz. Şimdi şurada 3 tane yer punta var. Onları bir kopartıp biraz içeriye tıkalayıp da yaptık ne olacak?
defa böyle bir kaynak görüyorum. Maşallah. Gayet güzel kaynattı işte. Tamam. Allah'ım neydi günahım? Orayı bastırsan olmuyor. Bu arada bir 4-5 sene falan boşluk bırakıyorum. Dışarıya doğru mu salayım burayı? Yoksa sıfırlayayım mı böyle? Yukarısı tam değecek. Ama şimdi bak, şöyle olacak. Sen bastın, şöyle olması lazım. Tamam, böyle tut, sen nasıl istiyorsan öyle de, ben öyle bırakayım abi. Olacak diye düşün abi, tamam mı bak? Tamam, düşünüyorum ya. Niyeti olmayacak, buraya sığmayacak diye düşünme yani. Hayır. Zaten sığmayacağını biliyor musun? İşte bu kal, böyle olmaz. Dur abi. Alttan ben kaldırıyorum. Nerede? Okey miyiz? Milim milim. Milim milim değil ya. Yok yok. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tek oynaman gereken yer neresi biliyor musun? Evet. Şuradan şuraya kadar. Tamam, sıkıntı değil. Küçücük bir yer. Çok küçük. Evet. Olacağı bu. Bu kadar ölçüm yaptım, bu kadar bilmem ne yaptım, işe yaradığını görmek şu anda mutlu çok etti. Mutlu etti beni. Geldi ama tehlikeli de olabilir yani. Onu yaptığımızda başka bir yerden patlarsa diyorsun. Kahve molası geldi. Şimdi de ben tabii bu kapının bir takım kaynaklarını yaptım. Hani böyle kırılan, bozulan yerler vardı. Onları biraz tamir ettim. Beğenmediğim yerler vardı. Tekrar üzerine geçtim. Şimdi bu camın çerçevesi dışarıdan çok hoş gelmiyor gözüme. Kenarlarda böyle sarkıntılar falan var. Bir de şuraya kapama koyacağım. Bu kapama bu şeyin üzerine gelecek. Çerçevenin. O yüzden bu çerçeveyi çıkartmak istiyorum. Çerçeve alüminyum bir çerçeve. Bir de Dyson veya işte herhangi bir yapıştırıcıyla yapıştırmışlar. Gayet sağlam. Bunu ayırmak çok zor. O yüzden böyle bir titreşimli makine kullanıyorum. Araya sokup kese kese bunları çıkartmaya çalışıyorum. Bunu çıkarttıktan sonra da şu kenarın kapamasını çalışacağım. Şunun ucunda böyle testereli bir şey var, titreşim ağırında. Hızlı bir testere vaziyeti. Bir ince olmasından ötürü de araya giriyor. Dolayısıyla bunları rahat rahat aradan keserek çıkartıyorum. Tabii kestiğim malzeme çok esnek olduğu için biraz
yavaş gidiyor. Titreşimi de engelliyor ama yavaş yavaş da olsa kesiliyor. Muhtemelen alırız şimdi. Çıkarken hafiften şöyle bir deformasyon oluyor ama bu alüminyum olduğu için düzelebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu tekrar yerine yapıştırırken güzel bir altını temizleyip yeniden yapışkanlarını uygulayıp yapıştıracağız. Altını dün sökmüştüm. Şimdi üstünü sökeceğim, temizleyeceğim. Hiç olmazsa şuradaki kaynak yüzeylerin daha güzel olacak. Tabii şöyle de simsiyah bir çalışma oluyor. Evet, neler yaptık? Son 2 dakika. Oo. Evet. Harikasın. Bu kapı için bayağı bir uğraştın. Evet, çok uğraştım. Arka kapı kendin yaptığın için. Ya onun kasası için iki her şey hani benim kendi ölçülerime göre olunca çok uğraşmadım. Yani. Daha rahat oldu. Rahat oldu. 3-4 günde bitmişti. Yani, evet. Ama dedik ki orijinal kapıyı bozmayalım. Orijinali de uydurmak çok zorlandın değil mi? Orijinal kapı bunun içi güzeldi, ötekisi çok ağırdı. İç kaplamasını falan söyleyince bunun iyi çıktıydı. Bir de hani kendi eğimi var ya ön taraftan arabanın. Hani arka taraftaki o kapı bir sıkıntılı değil. Onu istediğimiz gibi yapabiliyoruz, servis kapısı gibi. Ama bu bir araç kapısı olunca buna biraz özen göstermek lazım. Evet. Şimdi kendi kapısını lastiklere oturuyordu biliyorsun. Sağdan ve soldan 4,5 santim. Toplamda 9 santim bir boşluk oluştu. Şimdi o boşlukları ne yaptık? Kısaca anlatayım sana. Şöyle bir direk koyduk buraya. Tabii bu direk formu kapıyla beraber bir form oluşturdu. Kapının kasasıyla farklı. Çünkü burada lastikler vardı. Lastikler kapıyı içine alıp yukarı doğru iştirdiği zaman sıkıntı yaşamıyordu kapı. Evet, vakumluyordu. Evet, ama şimdi böyle mekanik bir kapı olunca aracın formuyla yan tarafının şeyi de bu uymadı. Bir şuraya bir ayar çekeceğiz. Böyle bir kaplama yapacağız. Kozmetik olarak. Şurada böyle tutuklarda bir sıkıntı var. Bir de şu anda kapının 3 santim boyunda üstten uzattık. 3 santim aşağıdan uzattık. Ve kapının kendi formuna göre şuraya da bir parça koyduk. Bir de bu gibi oldu. Evet şimdi. Wow. Ellerine sağlık. Son 2 dakika gitti. Şunu tekrar yeniledim. Maalesef olmuyor. Kaynak yedikçe çekti. Kaynak yedikçe çekti. Bunu kullanamadım. Bunun yenisini yaptım şuraya. Şimdi tam şuradan karşıdan baktığın zaman geliyorum.
Burayı biraz düzelteceğim tabii de. Şöyle tam yaptığım zaman burası tamamen çok güzel bir kapanış sağladı. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bir iş daha bitti. Evet, gayet de güzel oldu. Bir de bak şöyle oldu. Bunun ayarını yapacağız. Hafiften dışarıda kaldı. Wow, tam açılıyor. Tam açılıyor tabii. Yani bunun şunların eksenlerini tam çalışmıştık. Şunlar da bildiğin gibi gene sineklik. Kapamaları bulmaya çalışıyorum. Şuradan kapattığı zaman rüzgar çok kötü. İnşallah çekimde iyi oluyordur. Burasını tamamen de kapadım. İçinde de zaten şey olacak. Contası olacak. Orada bir sıkıntı yaratmak. Kaynakların bir tek şunu yeni taktığım için şeylerini çok fazla yapmadık. Bu tarih yapacağız orada. Rutuşlanacak. Rutuşlanacak. Tamamen bundan sonrası kaporta için. Evet, yukarısına şöyle bir parçası var. Onu yapmadım daha. Bir de bunun üzerine yağmur gelmesin diye bir şöyle şapka yapmamız lazım. Arka kapı gibi. Arka kapıya da yapacağız, buna da yapacağız. Ellerine sağlık. Harika. Bir de hazır şeyden camları değiştireyim. Açılır cam aldık oraya. Evet, oralara cam. Evet. Oradan evet, açılacak. Sonlu cam. Sağda ve solda. Bakalım. Ellerine sağlık. Çerçeveden rahat çıkarttım ama onu herhalde çıkartamayabilirim. Gene zor iş seni bekliyor. Kırılacak gibi geliyor bana. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bir yerde kullanır mıyız bilmiyorum. İşte içime sinmiyor ama. Bir deneyeceğim bakalım. Çünkü formu çok şey böyle geniş yapıştırmışlar. Yani şu kadar bir yapıştırması var. Ben oradan içeriden içeriye bir şey sokabilir miyim? Onu bilemiyorum. Neyse. Şimdilik. Bu kadar. Bu haftalık. Oh, eline sağlık. Evet. Ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Bu aralar biraz videolara ara verebiliriz. Evet, sağlık nedeniyle. Sağlık nedeniyle. Birazcık hastane işlerimiz var. Evet. İnşallah yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.